Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bu akşam Tufetü Seniyye kitabımızda Enve'ul İrab, İrab'ın çeşitleri konusunu işleyeceğiz. Kısa ama bir o kadar önemli ders bizleri beklemekte. Çünkü bundan sonra yapacağımız belki 10 ders, belki de 15 ders aşağı yukarı hep bugün göreceğimiz konularla alakalı. Bu akşam neyden bahsedersek bundan sonraki derslerimizde de bu bahsettiğimiz konuların en ince ayrıntısına kadar teferruatına Allah'ın izniyle gireceğiz. Kale İbnu Ecrumi dediler ki o aksamuhu erbaatun onun kısımları dört tanedir. Yani çeşitleri. Neyin çeşitleri? İrabın çeşitleri dört tanedir. Ref'un, nasbun, hafdun ve cezmun. Bu hafd kelimesini cer ile eş anlamlı kullanıyorduk hatırlarsanız. Şimdi burada gördüğümüz ibareleri bir de şu versiyonu, versiyonlarıyla bakalım. Mesela merfuun, mansubun, mecrurun ve meczumun olarak biz bunları ne yapıyoruz kullanıyoruz. Şimdi bunlar bizim Arapçada murab bir kelime gördüğümüzde yani mebni olmayan yani sonu değişen murab bir kelime gördüğümüzde bu kelimede görebileceğimiz dört tane olasılık var Arapçada. O murab kelime ya merfudur, ya mansuptur, ya mehfud yani mecrurdur ya da meczumdur sayın hocalar. Bundan başka bir seçenek yok. Yani biz bugün eğer güzel bir şekilde irabın çeşitlerini yani murab bir kelimenin karşımıza çıkabileceği bu dört versiyonu güzel bir şekilde öğrenebilirsek gerçek manada murap kelimelerin iraplarında kolay kolay bir sıkıntı yaşamayacağız. Az önce de belirttiğim gibi bundan sonraki derslerimizde merfuluk ama merfuluğun alametleri ne olabilir? Mansupluk, mansup kelimeler karşımıza hangi alametlerle çıkacaklar? Mecrurlar ve meczumlar. Bunların tamamını en ince ayrıntısına kadar kitap bize çok güzel ve nezih bir üslupla aktaracak. Yani öğrenmemek elimizde değil. Bu dersleri dinlemeye devam ettikten sonra yani anlamamak için, öğrenmemek için artı bir gayret sarf etmek mecburiyetindeyiz. Yoksa kendinizi dersin akışına ve muntazam böyle takip etmeye bıraktığınızda Allah'ın izniyle nahivi kolay ve güzel bir şekilde anlaya anlaya ne yapacağız? İlerleyeceğiz. Şimdi Dört tane çeşidi olduğundan bahsettik. İrabın ve şimdi kitabımız bunları felil esme imin zelike yani bu dört taneden isimler için olanı walil efal min zelike yine bu dört taneden fiiller için olanlarını da ibnu ecrumi bizim için burada ne yapmış aslında bir nevi kategorize etmiş sayın hocalar. Çünkü daha önceki nahiv derslerimizden biliyoruz ki isimler murab olabilirler ve fiil muzari murab olabilir Arapçada. Mazi fiil murab değildir. Emir fiil murab değildir ve harfler de kesinlikle murab olmazlar Arapçada. Bundan dolayı murab olabilecek kategori sadece iki tane ya isimdir karşımızdaki murab olabilir ya da fiildir fiil ise kesinlikle fiili muzaridir. Başka bir seçenek yok Arapçada. Şimdi bunların yani isimse murabın hangi çeşitlerini biz onda göreceğiz? Ya reftir yani merfu bir isim karşımızdaki ya nasptır yani mansup bir isimdir karşımızdaki ya da haftır yani mecrur bir isimdir karşımızdaki. Vela cezme fihe ya da vela cezme fihe doğru okudum. Yani isimde meczumluk olmaz. İsimde cezim yoktur. Yani isimler kesinlikle sükunla cezimle bitmezler, meczum olmazlar. Velil efal min zalike bu irap alametlerinden fiil için olanlarına gelince bu da üç tane ya reftir yani merfu bir fiili muzari bizim karşımızdaki ya da nasptır yani mansup bir fiili muzari bizim karşımızdaki ya da cezimdir. Yani meczum bir fiili muzari bizim karşımızdaki. Ve la hafte fihe. Fiillerde de yani fiili muzaride de haft yani cer olmaz. Fiiller mecrur olmazlar. Tabii ki bu kural aslında bütün fiiller için geçerli. Yani emir fiil de mecrur olmaz. Mazi fiil de mecrur olmaz. Ama Olaya şu yandan baktığımızda zaten mecrurluk olayı emirde yok. Mazide de yok. Çünkü mecrur olabilmek, meczum olabilmek bunlar muğrab kelimelerin özellikleriydi. Dolayısıyla mecrur olamamak fiili muzarinin bir özelliği olarak karşımıza çıkmış durumda. Şimdi burada öğrendiğimiz bilgiler son derece önemli. Karşımızdaki kelime muğrapsa merfu, mansup, mecrur, meczum olabilir. Dört seçeneğimiz var. Ama karşımızdaki murap olan bir isimse üç seçeneğimiz var. Merfu, mansup ya da mecrur olabilir. Karşımızdaki muğrap bir fiilse ki tek seçenek fiili muzari. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Fiili muzariden başka herhangi bir fiil. Bizim karşımıza muğrap olarak çıkamayacak. Bu konu gerçekten çok önemli. Ve eğer karşımızdaki mebni olmayan murab bir fiili muzari ise ya merfudur ya mansuptur ya da meczumdur sayın hocalarım. Bundan başka seçenekte zaten bulunmamakta. Şimdi gelelim Muhammed Muhyiddin Abdülhamid yani Tufetü Seniye'nin yazarının burada gördüğümüz metne yaptığı güzel şerhi beraber inceleyelim. Ve ekulü ben derim ki Enveul irabul let enva'ul irabil leti irabın çeşitleri. Taqavu fil ismi vel fi'li cemian erba'a. Yani isimde ve fiilde bulunan isimde ve fiilde bulunan irabın çeşitleri cemian tamamı erba'atun dört tanedir. Tıpkı burada Ecrumi'nin dediği gibi isimdeki ve fiildeki toplam irabın çeşitleri nedir? Dört tanedir. El evvelu birincisi el ref'u yani merfu olabilmek. Ve ikincisi en nasbu yani mansup olabilmek. Ve thalisu üçüncüsü el haftu yani mecrur olabilmek. Ve rabi'u dördüncüsü de el cezmu yani meczum olabilmek. Bunu inşallah bu dersimizde çok çok daha fazla tekrar edeceğiz ama bu dersimiz bittiğinde murat bir kelimenin ya isimdir ya fiili muzaridir özellikle altını yeniden vurgulayalım. Ya merfu ya mansup ya mecrur ya da meczum olabileceğini beşinci bir seçenek olmadığını inşallah güzel bir şekilde ne yapacağız öğreneceğiz. Ve li vahidin min hadhihil enva'il erba'a bu dört çeşidin her birisinin ma'nen fil luga yani sözlükte bir manası var. Yani ne demek istiyoruz? er sözlükte ne demek? Ya da en-nasbu sözlükte ne demek? el sözlükte ne demek? Ve el-cezmu sözlükte ne demek? Yani bu irabın çeşidi olan bu kelimeler, bu tanımlar diyelim. Bunların hepsinin de kendi içerisinde sözlük manaları var. Ve manen fi istilahin nuhat ve nahivcilerin istilahında da bunların yine nesi var? Manası var. Manası bulunmakta. Şimdi kitabımız bizim bu konuyu öyle güzel öğrenmemizi istiyor ki yani el ref'u, el nasbu, el cezmu, el haftu derken bu kelimelerin dahi yani bu ağzımızdan çıkan az önce söylediğim kelimelerin dahi hem lugavi manalarını hem de istilahi manalarını dahi bilmemizi arzu eden güzel bir kitapla karşı karşıyayız. Şimdi gelelim öncelikle neyden başlayacağız? Ref'ten başlayacağız. Emmer <laughs> ref'u. Ref'e gelince ne demek ref? Fehu fil lugati. O sözlükte el uluvvu. El uluv yani yükseklik demek. Yükseklik. Vel <laughs> irtifa'u. Bu da yine aynı anlamda yükseklik manasında. O zaman er ref'u ne demek? Er ref'u yükseklik demek. Yükseklik. Ama tabii bizim lugavi manadan ziyade istilahi manaya çok çok daha fazla ihtiyacımız var. Hemen şöyle bir bakalım. Ve huve fil istilahi. O istilahta yani erref'u nahivcilerin istilahında ne demek? Tegayyurun bir değişikliktir. Tegayyurun bir değişikliktir. Maksusun yani özel hususi bir değişikliktir alametuhu eddammetu alameti damme olan damme neydi ötre yani alameti damme olan hususi bir değişikliktir neyden bahsediyoruz reften bahsediyoruz ve ma şimdi ya dammedir ya da ve ma yani dammenin yerine kullanılan başka bir alamettir o zaman burayı şöyle bir toparlayalım alameti damme olan veya dammenin yerine geçen başka bir alamete sahip olan hususi bir değişikliktir ref'ten bahsediyor sayın hocalar. Ref ne demek? Alameti damme olan ya da dammenin yerine kullanılabilen başka bir alameti olan hususi bir değişiklik. Şimdi kitap bize böyle söylüyor ki biz bundan şunu anlayalım. Biz bir yerde sonu damme ile biten bir kelime görürsek yani ötre ile biten veya bundan sonraki derslerimizde ötrenin yerine kullanılabilecek merfuluk alametlerini de göreceğiz ya da onlardan birisiyle biten bir kelime gördüğümüzde o kelimenin irabını nasıl yapacakmışız merfuun diyerek sayın hocalar kitap bize irapta çok önemli bir konu bu tabi diğerleri de önemli yani mansup, mecrur, meczum bunlar da çok önemli ama merfu tabi aralarında e, muhtemelen en fazla kullanılanıdır ben öyle düşünüyorum ben ki merfuları daha fazla görüyoruz çünkü o yüzden burayı iyi anlayalım alameti damme olan ki bu asli irap alameti yani merfuluk için asli irap alameti dammedir ki kitap ilerleyen derste bundan da bahsedecek alameti damme olan ve dammenin yerine kullanılan başka da alametlere sahip olan hususi bir değişikliktir. Neyden bahsediyoruz? Reften bahsediyoruz. Ose tarifu kariyben meyenu bu. ani dammeti filfasliyati. Yani gelen bölümde gelen bölümde dammeden naip olan, yani dammenin yerine kullanılan ne yapacağız alametleri? Setearifu kariben. Yakın bir zamanda ne yapacağız? Bunları inşallah ne yapacağız? Öğreteceğiz. Az önce dediğim gibi yani biz bu kitabın artık bundan sonraki derslerinde öncelikle damme, nerelerde merfuluğun asli alameti bundan bahsedeceğiz. Sonrasında dammenin yerine merfuluk için hangi alametler kullanılıyor? Bunları sırasıyla sırasıyla öğrenmeye devam edeceğiz. Yani bundan sonraki belki yaklaşık 10 dersimiz diyelim ya da 5 dersimiz neyse konuya göre ona bakacağız ama yani irapla alakalı çok özel bilgilerden bahsedeceğiz. Bu derslerin neticesinde murap bir kelimeyi irap edememe olasılığımız yok gibi görünüyor sayın hocalarım. Ve ref ref'u ref yer alır yani ref bulunur yani merfu olabilir. Fi kullun minel ismi vel yani isimlerden ve fiillerden tamamı merfu olabilirler. Bakın az önce dedi ya merfuluk isimde de var, merfuluk fiilde de var. O yüzden kitap aynı ibareyi burada bir daha söyledi. Yani isimler ve fiiller ikisinde de merfuluk bulunabilir. Nehvu örnek yekumu aliyun yani Ali ne yapıyor? Ayağa kalkıyor. Yekumu aliyun. Mesela bakın burada yekumu fiil muzari merfu Aliyun da fail ve merfu. Çünkü isimlerden de merfu olanlar var ki bu çoğunlukta. Fiilden fiili muzaride de merfu olanlar var ki bu da yine çoğunlukta. Yani mansup ve meczum fiili muzariden çok çok fazla merfu olan fiili muzariler. Görüyorsunuz yekumu da merfu, aliyyun da merfu. Ve yestehul bulbulu. bülbül ne yapıyor? Bülbül ötüyor. Bülbül şakıyor yani. Yeslehu fiili muzari merfuun. El bülbülü da burada nedir? Fa'ilun merfuun. Bunların irabına eğer bakacak olursak. Ama genel itibarıyla yeslehu fiili muzari ve merfu. El bülbülü da isim ve merfu. Şimdi merfuluk ne dedik? Alameti damme olan veya bunun yerine kullanılan başka bazı özel alametler var. Bunları da ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Ama bugünkü dersle alakalı söylememiz gerekirse eğer sonunda damme gördüğümüz, sonunda ötre gördüğümüz isim ya da fiili muzarilere biz ne dememiz lazım? Merfuun dememiz lazım. Tıpkı yekumuya fiili muzari merfuun, aliyuna da failun merfuun dediğimiz gibi. Şimdi gelelim nasba. Ve emmen nasbu nasba gelince fehuve fil lugati önce nasbın lugavi yani sözlük manasına bakalım. Nedir o? El istiva. İstiva yani tesviye etmek. İstiva yani tesviye etmek. Vel istikame. istikamet anlamında kullanılan bir kelime nasb kelimesi. Ama bizim bundan ziyade bu kelimenin istilahi manasına ihtiyacımız var. Ve huve fil istilahi o istilahta yani ennas bu ne demek nahivcilerin istilahında tegayyurun maksusun özel bir değişiklik hususi bir değişikliktir. Alametuhu el fetahatu alameti fetha olan ve ma anha ya da fethanın yerine geçen Başka bir alamet olan hususi bir değişiklik nasp sayın hocalar. Genellikle ilerleyen derslerde de söyleyecek ama mansupluk için asli irap alameti fethadır Arapçada. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Yani bu örneği de sürekli veriyorum ama merfu bir kelime gördüğümüzde %90 damme ile merfudur. Tıpkı mansup bir kelime gördüğümüzde %90 fetha ile mansup olduğu gibi. Çünkü en çok kullanılanı bu. O yüzden de asli irab alameti merfuluk için damme, mansupluk için de fethadır. Şimdi dedik ki burada alameti fetha olan veya fethanın yerine kullanılan başka bir alamet olan hususi bir değişikliktir naz. Yani ben bir kelimenin sonunda fetha görürsem ona gönül rahatlığıyla ne demem lazım? mansubun demem lazım. Bakalım şimdi. Ve yakaun Nasb olur. Yani bulunur. Yani yer alır. Fi kullin minel ismi vel eydan. Eydan aynı şekilde. Eydan aynı şekilde. Yani tıpkı refte olduğu gibi. Tıpkı refte olduğu gibi. Nasb da hem isimde hem de fiilde. Yani fiili muzarede ne yapabilir? Bulunabilir. Az önce söylemiştik. Bir daha söylüyorum. Emir fiil için ya da fiil mazi için mansupluk, merfuluk, meczumluk söz konusu değildir Arapçada. Çünkü emir fiilde mebnidir, mazi fiilde mebnidir ama fiil muzari ekseriyeti muraptır. Bundan dolayı merfu olabilmek ya da mansup olabilmek ya da meczum olabilmek bizim sadece fiil muzaride görebileceğimiz bir olay Arapçada. Nehvu örnek len uhibbel kesele. Yani tembelliği ne yapmıyorum? Asla sevmem. Bakın burada uhibbe fiil-i muzarisi ki bu. Aslında uhib buydu. Uhib bu seviyorum. Len uhibbe asla sevmem. Burada fiil-i muzari nasp eden edatlardan len gelmiş. Buna bağlı uhib bu uhibbeye dönüştü. Çünkü muğraptır. Fiili i muzari burada muğraptır ve sonu başına gelen amile göre değişir. Eğer len olmasaydı uhib buydu. Ya da len'i çıkaralım, lem getirelim, lemme getirelim. Ne olacak sonu? Uhib olacak. Yani sonu ne olmak zorunda? Cezimlenmek zorunda. Neyden dolayı? Lem'den dolayı. Eğer lem kullansaydık burada. Ama len geldiği için sonunun mansup okumamız gerekir len uhibbe içinde tabi bir ene faili var uhib bunun içinde ene faili var el kesele de burada ne olacak mef'ulu bi mansubun olacak şimdi örneğimize bir kere daha bakalım dedik ki mansupluk yani nasp olabilmek isimlerde de olabilir fiile muzaride de olabilir burada uhibbeyi çok rahat bir şekilde mansup olarak görüyoruz ve akabinde gelen isim olan el keseleyi de yine mansup olarak görebiliyoruz. Gelelim üçüncü irap çeşidimize el hafdu. El haft yani el cerru sayın hocalar. Buna ne yapmamız lazım? Buna alışmamız lazım. Yani bazı kitaplarda haft yazar, bazılarında cer yazar. Yani bazılarında mecrurun der, bazılarında da mahfudun der. Yaptığı iraplarda bizim bu iki tabire de kendimizi ne yapmamız lazım? Alıştırmamız lazım. Yani bir yerde birini görürüz. Diğer tarafta diğerini görürüz. Afallamamamız lazım. İkisi de bizim bildiğimiz konular arasına dahil olması lazım. Emel haftu. Hafta gelince fehu fillugati. O sözlükte et Yani alçalmak. Yani alçaklık demek. Tabi bu kötü bir sıfat olan alçaklık değil. Yani yüksekliğin zıttı olan Alçaklık demek. Ney bu? El hafdu. Sayın hocalar. Zaten mesela bir kelimeyi kesrelediğimizde yani onu haftladığımızda harekeyi nereye koruyoruz? Kelimenin altına değil mi? Kesre kelimenin altında bulunur. İşte o yüzden bunun adına ne demişler? Haf demişler altta bulunduğu için. Mesela fetha da üstte değil mi? Fetha üstte, haft altta yazılıyor harfleri ne yaparken? Harekelerken. Şimdi bizim için önemli olan tabi bu haftın yani alçalmak, alçaklık manası olması da önemli ama bundan ziyade bizim için istilahi manası çok önemli. Ve huve fil istilahi o istilahta yani nahivcilerin istilahında bakın nedir? Tegayyurun maksusun hususi bir değişikliktir. Alametuhu el kesratu alameti kesre olan alameti kesre olan ve ya da kesrenin yerine kullanılan başka bir alamet olan hususi bir değişikliktir. Bundan sonraki derslerimizde yani kesrenin nerelerde mecrurluk yani mahfutluk alameti olduğunu en ince ayrıntısına kadar göreceğiz ve buna ek olarak da bir kelime mecrur ama kesreden başka bir şeyle mecrur olabilir mi? Bunu da yine detaylı bir şekilde kitabımız bize uzun uzadıya hem mansupluk için hem merfuluk için hem meczumluk için yaptığı gibi mahfutluk için de bize detaylı bir şekilde ne yapacak bunu izah edecek. Şimdi buradaki adı geçen bahsi geçen konuları zaten Nahvul Vadı İbtidaiye eserinde de bazılarını okuduk bazılarını da okumaya inşallah yakın bir zamanda devam edeceğiz bu kitabımızın özelliği aynı konuları benzer bir üslupla yer yer biraz daha da böyle detaylandırarak böyle daha güzel, daha akıcı, böyle biraz daha samimi, güzel bir üslupla farklı bir kategorize ederek bize anlatıyor olması ki bunu ilerleyen derslerde daha rahat hissedeceğiz. O yüzden bu kitabımız Nahul Vadıh'tan sonra ya da belki onunla eşdeğer biz mecburen öyle okumak zorunda kaldık şu an ama okunmasını şiddetle tavsiye ettiğim e, güzel eserlerden birisi ki bu zamana kadar yaptığımız derslerden de bu kitabı sevdiğinizi düşünüyorum. Vela yekunul haftu haft olmaz. Yani mecruluk olmaz illa fil ismi. Sadece isimde ol. Yani biz fiil-i muzariye kesinlikle mahfud olarak göremeyeceğiz mecrur olarak bir fiili muzari görme ihtimalimiz Arapçada kesinlikle yok. Ama isimlerde var. İsimler çok rahat mecrur olabilirler. Ne gibi? Nehu örnek. Teellem tu minel kesuli. Teelleme yani elem çekmek. Acı çektim. Neyden? Minel kesuli tembellikten. Tembellikten acı çektim. Burada teelleme fiili mazisi var. Sükun üzere mebni. Tu burada fail. Bu konu mutlaka gelecek. Yani fiil-i maziler nasıl irap edilirler? fiil maziler nasıl mebnidirler? İşte ne zaman sükun üzere mebnidir? Ne zaman damme üzere mebnidir? Bunların hepsi Allah'ın izniyle gelecek. O yüzden buraya şimdi üstün körü geçeceğiz. Minel kesuli tembellikten min harfi cerimiz var burada. El kesuli bakın burada mecrur. Ne ile mecrur? Kesre ile mecrur. Biz ne dedik az önce? alameti kesre olan hususi bir değişikliktir. Haft yani mahfut olabilmek. O zaman biz el kesuli gibi sonu kesreyle biten bir isim gördüğümüzde gönül rahatlığıyla buna ismun mahfudun veya ismun mecrurun diyebilirsiniz sayın hocalar. Buna hiç kimse engel olamaz Allah'ın izniyle. Son olarak cezime geldik. Ve emmel cezmu. Cezime gelince Fe fil lugati o sözlükte el kat'u kat kesmek yani parçalamak. Cezim kesmek ve parçalamak anlamında kullanılan bir kelime. Yani bir nevi harekeyi kesmek sayın hocalar. Şimdi üstün harekesini gözümüzde canlandıralım. Yukarıya bir çizgi. Ötreyi gözümüzde canlandıralım. Kesreyi gözümüzde canlandıralım. Bir de cezimi gözümüzde canlandıralım. Sanki cezim böyle bir ne gibi? Harekeyi kesmek gibi. Sanki böyle bir hareketsizlik gibi. Sükun sayın hocalar. Yine geldik istilahi manasına. Cezmin istilahi manası. Tegayyurun maksusun hususi bir değişikliktir. Alamethu es sükunu. Alameti sükun olan. Alameti cezim olan. Alameti sükun olan", olan", olan hususi bir değişikliktir ve ya da sükunun yerine kullanılan başka bir alamete sahip hususi bir değişikliktir. Bu konuda mutlaka gelecek. Sükun nerelerde meczumluk alameti olur? Bunu göreceğiz. Ve yine buna ek olarak bir kelime meczumdur ki meczum olabilen tek kelime Arapçada fiili muzaridir. Bak az önce de söyledim. Bunu bir daha tekrar etmiş olayım. Çok güzel oldu şimdi meczum olabilecek tek baba yiğit meczum olabilecek tek baba yiğit fiili muzaridir Arapçada. Emir fiil ya da mazi fiil için bu kesinlikle söz konusu bile değildir. Şimdi aynısını kitapta burada söylemiz ne tesadüf ne tesadüf ve yakunul cezmu illa fil fi'lil mudari meczumluk sadece fiil muzaride olur. Fiili muzariden başkası meczum olamayız. Olamaz yani. Bu kesinlikle değişmez kurallardan birisi. Nehve örnek. Lem yefuz mütekâsin. Lem yefuz ne yapadı? Yapmadı, başarmadı. Kim mütekâsin? Yani tembellik yapan ne yapamadı? Başaramadı, kazanamadı. Lem fiili muzariyi cezmeden edatlardan bunu göreceğiz. Yefuz fiili muzari burada meczum. Meczum olmak Sadece fiili muzaride var dedik. da burada fail ve damme ile merfu. Bakın sonunda ötreyi dammeyi gördüğümüz için çok rahat buna ne diyebiliyoruz? Merfu diyebiliyoruz. Aynı şekilde yefus fiili muzaresinin sonunda bakın ne var? Şurada sükun var. Sonunda sükun gördüğümüz fiili muzariyede çok rahat bir şekilde ne diyebiliyoruz? Meczum diyebiliyoruz. Fakat tebeyyene leke. Şimdi kitap bize bir takım şeyler burada söyledi. Güzel güzel bize bilgileri aktardı. Bu bilgiler neticesinde şöyle de bir sonuca varmış oluyoruz bizler. Fakat tebeyyene leke. Senin için açığa çıktı. Enne enve'al abi, İrabın çeşitleri. Ala telasete aksamin. Yani bunca söylenen bilgilerden sonra irabın çeşitlerinin üç kısma ayrıldığı senin için diyor ne oldu? Açığa çıktı. Yani aşikar oldu. Bakın normalde irabın çeşitleri dört tane. Dersimizin en başında söyledik ya. Normalde irabın çeşitleri dört tane. Ref, nasb, haft ve cezb. Normali dört tane. Ama bu dört tanesi işte isimde ve fiilde kullanılması ya da sadece isimde kullanılması ya da sadece fiilde kullanılması bakımından Üç farklı kategoride bu dört tane irap alametini ele alabiliyoruz. Kitap şimdi bize bundan bahsedecek. Birincisi. Kısmun müşterekun beynel esmeyü ve lefal. Birinci kısım bu. İsimler ve fiiller arasında ortak olanlar. Nedir onlar? Ref ve nas. Yani isimlerin de merfu ve mansup olanları var. Fiili muzari'nin de merfu ve mansup olanı var. İkinci kısım kısmun muhtasun bil esme isimlere has olan kısım o nedir el haftu mecrur olabilmek fiiller yani fiili muzari mecrum, mecrur olamaz Arapçada üçüncü kısım kısmun muhtasun bil efali fiillere has olan kısım bu da nedir cezimdir yani biz hiçbir ismi meczum olarak göremeyiz Arapçada bizler hiçbir ismi meczum olarak göremeyiz. Hiçbir fiili de mecrur olarak göremeyiz. Şimdi gelelim es ile bölümümüze. Bakalım bugünkü dersimizi nasıl anladık ya da anlamamız gereken şekilde anlayabildik mi? Me enve'ul irabi. İrabın çeşitleri nelerdir? Az önce saydığımız dört tane çeşit. Me huve'l ref'u lugaten ve istilahan, Ref demek Lugat ve istilahî manası nedir refin? Az önce gördük. Mâ nasb nasbu lugatan ve istilahen. Yine nasbın lugavi ve istilahi manası nedir? Mâ huvel haftu lugatan ve istilahen. Khaftın lugavi ve istilahi manası nedir? Mâ huvel cezmu lugatan ve istilahen. Cezmin yine lugavi ve istilahî manası nedir? Yani bu kitaptan böyle yüzde yüz verim alayım. Son derece faydalanayım. Zamanım da müsait diyorsak mutlaka buradaki soruların hem Arapçasını yazalım hem de altına kitaptan okuduğum bunların hepsinin cevabını biz zaten az önce metnimizde okuduk. Onları alalım, ilgili yerleri bu soruların altına yazalım. Sayın hocalar, böylelikle hem yazarak tekrar etmiş oluruz, hem gideceğiz kitapta onu araştıracağız, bulacağız, orada bir tekrar edeceğiz, hem onu oraya yazmak için okuyacağız, öyle bir tekrar edeceğiz. En sonunda bir de doğru mu yazdık diye belki yazdığımızı kontrol ederiz. Bir de oradan tekrar edeceğiz. Kaç defa tekrar etmiş olacağız? Bunların hem lugavi manalarının hem de istilahi manaların. Altıncı sorumuz: Me en wa uliyya billeti ve İsimde ve fiilde ortak olan irabın çeşitleri nelerdir? Neydi bu iki tane? Ref ve nasb olacak. Sayın hocalar. Yedinci soru. Mellezi yektassu bihil ismu min enva'il irab. İrab çeşitlerinden isme has olan hangisidir? Neydi bu? Haft. <laughs> yani mecrur olabilmek. Sekizinci sorumuz. Mellezi yektassu bihi el fi'lu min irab. İrab çeşitlerinden fiile has olan hangisiydi? El <laughs> cezmu. Yani sadece fiil muzari meczum olabilir. İsimlerde böyle bir şey göremeyeceğiz. Dokuzuncu ve son sorumuz. Methil bi erbaati emthile dört tane örnek getir. Likullin minel esmail merfu yani merfu isimlere vel fiilil mansub mansub bir fiile yani fiili muzariye vel ismil mehfud mecrur bir isme vel meczum ve meczum bir fiile ne yapacağız? Dört tane örnek getireceğiz. İsterseniz her birine dört tane getirin. İsterseniz Sadece her birine birer taneden toplam dörder tane getirin. Toplam dört tane getirin sayın hocalarım. Cümlemizde ne olacak? Merfu bir isim. Bunlar tabi ayrı ayrı cümleler. Mansup bir fiili muzari kullanacağız orada. Mecrur bir isim kullanacağız. Ve meczum bir fiili muzari kullanacağız. Şimdi <laughs> bugünkü dersimizi bizlere son derece güzelce özetleyen güzel burada bir şemamız var. Enveul irab. Bugünkü dersimizin ismi buydu. Bak dersin adını da unutmayalım. İrabın çeşitleri. Lil efali el cezim. Sadece fiiller için olanı cezimdir. Lem yefuz mütekasilun gibi. Müşterek olan yani isimde ve fiilde de görebileceğimiz irab çeşitleri. Er ref'u merfuluk ve nasbu mansupluk bu ikisi. isimde de olabilir, fiilde de olabilir. Ve lil esmai Sadece isimler için olanı da El-Haftu Mecrurluktu yani kesreydi, idi Teellemtu minel kesuli Örneğinde olduğu gibi Evet bugünkü dersimiz Kısa ama öylesine Çok çok önemli bir ders Bu dersi unutmamız Bu dersi başka bir şeyle karıştırmamız Allah'ın izniyle mümkün olmayacak Çünkü bundan sonraki dersimizde Evvela reften Başlayacağız biz refi Yani dammeyi Nerelerde merfuluk alameti olarak göreceğiz ya da dammen'in yerine neler acaba merfuluk alameti olarak karşımıza çıkacak? İlk derslerde bunlardan bahsedeceğiz. Sırasıyla bu dört alametin tamamını nerelerde alamet olarak göreceğiz? Murap bir kelime için bunları anlata anlata i'rab çeşitlerini defalarca nice derslerde zaten tekrar edeceğiz. Sayın hocalarım